Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası bünyesindeki Çorum Tamirciler Odası'nın düzenlemiş olduğu İstanbul TÜYAP'ta gerçekleşen Automekanika Fuar ve Çanakkale gezisi geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti. Yaklaşık 400 kişinin katıldığı kafile fuarda kendi ilgi alanları doğrultusundaki standları gezerek yenilikler hakkında bilgi edindiler. Fuar sonunda Çorum Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun'un organize etmiş olduğu Dünyanın İncisi İstanbul Boğazı'nın büyüleyici atmosferindeki tekne turu unutulmaz görüntülere sahne oldu. Katılımcılar bol bol fotoğraf çekilirken tekneden gelen halay ve oyun havasına kayıtsız kalmadılar. Katılımcıların yarısı Çorum'a dönerken, diğer yarısı da atalarımızın bu vatanı bizlere emanet ederken şehit oldukları Çanakkale'ye doğru yola çıktılar. Rehberler eşliğinde tabyalardan başlayan gezi, Seyit Onbaşı'nın bir o kadar hüzünlü ve gurur verici yaşamının anlatıldığı tabyada duygu yüklü anlar yaşandı. Şehitliklerin her karışında atalarımızın vatan uğruna döktükleri kanlar sanki görünür gibidir. Ülkenin her tarafından gelen gencecik şehitlerimiz tereddüt etmeden vatan topraklarını savunmuşlar ve cennete gururla girmişlerdir. Çanakkale içinde bir uzun selvi, Çanakkale içinde bir uzun selvi, kimimiz nişanlı, kimimiz evli, o gençliğim eyvah. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Şehitliklerimizde dualar okunarak ruhları yad edilmiştir. Yokluktu, yoksulluktu Anadolu. Bozkır'ın orta yerinde bir çocuk doğdu. Adı Mehmet oldu. O şehit oğluydu. Daha doğmadan yetim oldu. Anası kaptı Mehmet'i, koştu. Tarlada ırgat oldu. Eski bir yorgana sardı Mehmet'i. Toprağa koydu. Gün oldu memendi, karnı doydu, gözü doydu. Gün oldu aç kaldı, susuz kaldı. Gün oldu toprak onun yatağı oldu. Mehmet toprağın üstünde 40 günlük bebek oldu. Yağmur yıkadı yüzünü, ayaz kuruttu ellerini, güneş kararttı tenini. Mehmet'in aklı erer oldu.
Babasını sordu. Dedi Aras. Şehit oldu. Gövdesini toprak yaptı, vatana kattı. Senin baban toprak oldu. Anlamadım. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Toprak dedi. Çanakkale Mehmet'in yaşı 10. Toprak benim babam dedi. Vermem dedi. Ana ben gidiyorum. Ana son kez soruyor. Koştu Çanakkale'ye. Mustafa Kemal'in askeri oldu. Gün oldu karnı doydu, gözü doydu. Gün oldu aç kaldı, susuz kaldı. Gün oldu toprak onun yatağı oldu. Mehmet toprağın üstünde 40 günlük asker oldu. Yağmur yıkadı yüzünü. Ayaz kuruttu ellerini. Güneş kararttı tenini. Hatırladı babasının gövdesini toprak yaptığını. Anladı babası nasıl toprak oldu. Mehmet, Mehmetçik oldu, çelik oldu, duvar oldu, Çanakkale geçilmez oldu. Ateş kustu, mermi kustu, bomba kustu. Durdu Mehmet, çöktü dizlerinin üstüne. Kan vardı göğsünde, alnını toprağa koydu, toprak kan oldu. Yattı toprağın üstüne 40 günlükken yaptığı gibi. Tuttu toprağı 40 günlükken tuttuğu gibi. Mehmet, Mehmet şehit oldu. Mehmet toprak oldu. Toprağa renk oldu. Bitki oldu. Yaprak oldu. Bayrağı kırmızı oldu. Gelin kızın halısına boya oldu. Desen oldu, koyuna kuzuya çimen oldu, yün oldu, iplik oldu. Ustanın elinde çanak oldu, çöplek oldu. Aşığın dilinde türkü oldu. 250 bin Mehmet şehit oldu. 250 bin Mehmet toprak oldu. İşte bu toprak, bu toprak bizlere vatan ol, vatan ol, vatan ol. İçinde aynalı çarşı, Çanakkale içinde aynalı çarşı. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Oh.